Maşa'nın masalları. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Aa evet, gözlerinizi okuyabiliyorum. Siz beni dış görünüşümle yargılıyorsunuz. Ama çirkin bir ördek yavrusunun bile güzel bir ruhu olabilir. Ve şimdi bununla ilgili bir masal anlatacağım. Kül kedisi. Bir zamanlar çok uzak bir krallıkta bir kız yaşarmış. Saraydaki baloya gitmeyi çok istiyormuş. Ama sorun şuymuş ki saraya gitmek için hiç boş zamanı yokmuş. Çünkü kötü yürekli üvey annesi evdeki tüm işleri ona yaptırıyormuş. Hep çalışır, hiç oyun oynamazsan sıkıcı bir çocuk olursun. Ve hepsi sadece ev işleri yüzündenmiş. Kül kedisi tüm çamaşırları, tüm tava ve tencereleri yıkamış. Ve her gün küllerini çıkararak şömineyi temizliyormuş. Bu arada kül kedisinin anlamı da bu. Küçük küller. Bu arada kral sarayda yeni bir balo daha vermeye hazırlanıyormuş. Ve sıradan bir balo da değilmiş. Herkesi davet etmiş. Herkese yetecek kadar kurabiye, şekerleme ve dondurmanın olduğu bir açık büfe de olacakmış. Ve bütün gece dans edilecekmiş. Kül kedisi buna çok sevinmiş. Ve sonra da çok üzülmüş. Çünkü onun giyecek bir tek elbisesi varmış. Ve o da çok pismiş. Yani kraliyet sarayındaki balo için giyecek elbisesi yokmuş. Ama aniden iyice de ortaya çıkmış ve şöyle demiş. Ben senin iyilik perinim ve sana yardım edeceğim. Senin o eski yırtık pırtık ev elbiseni güzel bir balo kıyafetine çevireceğim. Hem de mevsimin en moda alanına. Ama bir şey hiç unutmaman gerek. Saraydaki büyük saat kulesi gece yarısını gösterdiğinde hemen ayrılmalısın. Çünkü o güzel balo elbisen yeniden ev elbisesine dönüşecek. Kül kedisi o kadar mutlu olmuş ki nasıl olduğuna bakmak için tavayı kullanmış. Sonra kötü yürekli bir annesi gelmiş. Bu kıyafete nereye gittiğini sanıyorsun sen? Evde kırılması gereken bir sürü fındık var. Hadi hemen işe koyul demiş. Kül kedisi bunu duyunca çok üzülmüş. O kadar çok fındığı kırmak ağzındaki bütün dişlerini mahvedebilirmiş. Dişleri olmazsa balo nasıl gülümseyecekmiş? Sonra iyi cadı yeniden ortaya çıkmış. Ve kül kedisine tahtadan bir Pinokyo'ya benzer bir şey vermiş. Burnu bu uzunluktaymış. Ve ağzı da bu genişlikteymiş. Ve dişleri bir su aygırınınki kadar büyükmüş. Peki bu garip şey de kim diye sormuş kül kedisi. O garip bir şey değil. O bir fındık kıran diye cevaplamış iyi cadı. Fındıkları nasıl kırdığına bak. Kütür kütür. Kül kedisi tüm fındıkları hemen kırıp bitirmiş. Ve fındık kırını o kadar sevmiş ki onu da yanında baloya götürmeye karar vermiş. Kül kedisi yolda giderken birdenbire kralı görmüş. O majesteleri demiş kül kedisi. Neden bu kadar üzgünsünüz? Kral içini çekmiş ve anlatmış. Nasıl üzgün olmam? Sarayda balo verecektim ama fareler geldi ve beni kovdular. O zaman fındık kıran ayağa kalkmış ve insan sesiyle konuşmuş. Ağlamayın majesteleri, ben imdadınıza yetişeceğim. Bir filin trombon çalışı gibi burnunu çalmaya başlamış. O kadar güzel bir müzik yapmış ki kral da eşlik edip dans etmeye başlamış. Fareler trombonun sesini duyar duymaz tüm iradelerini tamamen kaybetmişler. Ve kral süpürgeyi almış ve onları saraydan süpürmüş. Herkes çok mutlu olmuş. Sonra kül kedisi fındık kıranı uzun burnundan öpmüş. Aniden her yerden kıvılcımlar çıkmaya başlamış. Ve fındık kıran bir prense dönüşmüş. Ve dönüşüm tamamlandığında şu ana kadar bir büyünün etkisindeydim demiş. Artık o kadar mutluyum ki sevgili kül kedisi. Sana elimi, kalbimi ve bu güzel cam pabuçları sunmak istiyorum. Tam o sırada saraydaki saat kulesi gece yarısını vurmaya başlamış. Kül kedisi onu eski elbisesiyle görürse prens onu artık sevmeyeceğini düşünüp kaçmış.
Ama bu prensin umurunda değilmiş. Çünkü onun kül kedisi için olan sevgisi gerçekmiş. Benim anlattığım şey de bu. Birini önce görünüşüne bakarak yargılayabilirsiniz. Ama onların iç güzelliklerine aşık olursunuz.